Rıza Topçu, 6 yıl önce dedesi için kayıp ilanı vermiş. Dedenin Rıza'dan başka bir akrabası yok. Rıza'nın da dedesinden başka. Adem Topçu, Alzheimer hastasıymış. Raporu var. Rıza'nın kafasını kırdığı emlakçı. Rıza'yı tanıyormuş. O çıktı mı hastaneden? Bir görüşelim onunla ya. Hastaneye aradım ben başkomiserim. Ya adamı taburcu etmişler. Hastane polisi kendisine bilgi vermiş. Yarın gelir herhalde ifadeye. Komiserim, bu Adem Topçu üzerine bir arazi varmış. Fakat bu ihbardan sonra 5 yıl geçince arazi Rıza'nın üstüne kalmış. Değeri neymiş? Bir dönem çok değerliymiş ama şu an pek bir para etmiyor. O dönemki imar planlarına itiraz edilmiş. Planlar revize edildikten sonra arazinin değeri düşmüş. O zaman arazi için dedesini öldürmüş. Sonra da vicdan yapmış. Öldürüp öldürmediği belli değil ki. Peşin hüküm vermeyelim. Peşin hüküm vermiyoruz İpek Hanım. Olasılıkları değerlendiriyoruz. Bir cinayetin 3 ayağı vardır. Araç, neden, uygun zaman. Rıza bu üçüne de sahip gibi gözüküyor. Alo. 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 Rıza sen misin? Dedenin cesedini bulduk. Sen de yerini söyle, gelip alacağım seni. Eğer kendi rızanla gelmezsen, eğer ben seni bulursam olacaklardan ben sorumlu değilim. Ne? Bu şekilde ikna edemezsiniz. Eğer böyle devam ederseniz telefonu kapatacak ve bir daha aramayacak. İzin verin ben konuşayım ha? Lütfen. Lütfen. Lütfen Şahin Bey. Ben konuşayım. İkna edebilirim. Lütfen. Alo, Rıza. Beni oyaladın, kandırdın. Ekip arkadaşların evime baskına geldiler. Kaçmak zorunda kaldım. Her şeyimi evde bırakmak zorunda kaldım. Rıza, ben sana yalan söylemedim. Görevimi yaptım. Kimdi o adam? Telefondaki. Onun adına senden özür dilerim. Tamam, tamam. Kısa konuşacağım. Takip etmeye falan çalışmayın. Sadece dedemi oradan çıkarttınız mı diye aradım. Merak etme, çıkarttık. Teşekkürler. Bir daha aramam. Rıza dur, kapatma. Ne oldu? Yine yerimi tespit etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Hayır. Ben sadece seninle konuşup yardım etmek istiyorum. Daha önce de söylemiştim. Ben psikoloğum. Artık sana güvenemem ki. Ona kendi telefon numaramı vermem lazım. Saçmalama. Eğer güvenini kazanmazsan bir daha burayı da aramayacak. Sakın. Rıza, bana tekrar güvenmen için sana kendi telefon numaramı vereceğim. Bundan sonra da başka biri telefonu açmayacak. Hiç merak etme. Gerçekten yaptın mı bunu? Eğer telefon numaramı vermeseydim bir daha burayı aramayacaktı. Güvenini kazanmam lazımdı. Ben şimdi kötü bir şey mi yaptım? Katil olup olmadığı belli değil. Katilse bile onunla iletişimde kalmamız gerekiyor. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.